NH4 artı ve NH3'ün eşlenik asit baz çifti olduğunu daha önce öğrenmiştik. Şimdi ilk olarak NH4 artıyı incelemeye başlayalım. NH4 artı bir proton kaybettiği zaman geride kalan NH3 olacak. Bu tepkimenin Ka değeri ise 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bir de zayıf baz olarak tanımladığımız NH3'e göz atalım. NH3 sudan bir proton alacak ve sonucunda NH4 artıyı oluşturacak. Su bir proton kaybettiğinde ise elimizde kalan şey OH- olacak. Burada aset yerine baz hakkında konuştuğumuza göre Kb'yi kullanmamız gerekiyor. Bu tepkiminin Kb değeri ise 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi bir saniye durup düşünmenizi istiyorum. Bu iki tepkimeyi birbirine eklersek ne olur? Öncelikle elimizde reaktant olarak iki su molekülü olacağını fark etmişsinizdir. O zaman öncelikle onları yazalım. Peki, amonyum nerede olmalı? Elimizde hem reaktant olarak hem de ürün olarak amonyum var. O zaman bu ikisi birbirini götürecek. Hatta aynı şeyi amonyak yani NH3 için de geçerli. Gördüğünüz gibi sol tarafta da amonyak var, sağ tarafta da amonyak var. Aynı şekilde burada da NH3 hem reaktant hem de ürün. O zaman bu ikisi de birbirini götürebilir. Demek ki buraya yazdığımız ilk iki su molekülü bizim tek reaktantımız olacak. Ürün olaraksa elimizde H3O artı OH eksi var. Sırasıyla hidronyum ve hidroksit. Bu tepkime size tanıdık gelmiş olabilir. Elde ettiğimiz bu net tepkime aslında suyun iyonlaşma tepkimesi bir su molekülünün asit, bir su molekülünün baz olarak davrandığı sonucunda da aşı çoğu artı ve OH eksi elde ettiğimiz tepkimeden bahsediyorum. Hatırlayalım, suyun iyonlaşma sabiti yani K su, 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Burada yaptığımız şey, ilk yazdığımız iki tepkimeyi birbirine eklemek. Gördüğünüz gibi sonucunda da buradaki net tepkimi elde ettik. Peki o zaman sizce Ka ve Kb'yi kullanarak K suyu nasıl elde edebiliriz? bu değerlere bakınca ikisini çarptığımız zaman onu elde edecekmişiz gibi görünüyor. Demek ki eşlenik bir asit baz çifti için Ka çarpı Kb K suyu veriyor. O zaman hesaplamayı da yapalım. Ka 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit. Altına yazalım. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Kb ise 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Artık hesap makinemizi alıp bu işlemi yapabiliriz. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'u 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile çarpmamız gerekiyor. Cevabımız 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Yazalım. Cevap 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Yani K suya. Demek ki net tepkimeyi elde etmek için iki tepkimeyi eklediğimizde net tepkimenin denge sabitini bulmak için aynı iki tepkimenin denge sabitlerini çarpmamız gerekiyor. K ise net tepkimenin yani suyun iyonlaşma tepkimesinin denge sabiti. Bunları öğrendiğimize göre artık biraz daha detaya girebiliriz. Ka eşittir ürünler bölü reaktantlar. Demek ki buraya H çoğu artı daha doğrusu H çoğu derişimi çarpı amonyan derişimini yazacağız. Önce bunları yazarak başlayalım aşı çoğartının derişimi çarpı, amonyan derişimi bölü, amonyumun derişimi. Evet, bu yazdığımız Ka'ya eşit. Dediğimiz gibi ürünlerin derişimi bölü, reaktantların derişimi. Bunu iyice vurgulamak istiyorum. Bu yazdıklarımız Ka'ya eşit. Şimdi sıra Kb'yi incelemeye geldi. Buradaki de Kb. Ürünlerin derişimi başka bir deyişle NH4 çarpı OH eksi. Önce bunu buraya yazalım. Hatta önce bu ikisini ayırabilmek için parantez kullanalım. Burada elimizde NH4'ün derişimi çarpı OH-sinin derişimi var. Paydaya da NH3'ün derişimini yazabiliriz. NH3'ün derişimi. Sonuç olarak ne elde ettik? Amonyumlar birbirini götürüyor. Bakın burada birbirlerini götürüyorlar. Hatta NH3'ler de birbirini götürüyor. O zaman elimizde ne kaldı? Bize zaten bunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğunu biliyoruz. İşte bu cevabı bulmanın başka bir yolu. Ka ve Kb'yi kullanmak hatta onların Ka su ile bağlantısını çıkarmak aslında oldukça önemli olabilir. Çünkü bu şekilde birini bildiğiniz zaman diğerini de kolayca bulabilirsiniz. Hadi gelin kısaca kuvvetli asitlere bir bakalım. Örneğin HCl'yi düşünelim. HCl'nin eşlenik bazı Cl eksi yani anyonu. Öncelikle bu denklemin ne olduğunu bir anlayalım. HCl kuvvetli bir asit. Dolayısıyla Ka değeri çok yüksek olmalı. İyi de bu bize Kb hakkında nasıl bir ipucu veriyor diye sorabilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz gibi buradaki eşlenik bas klorür anyonu. Bu çarpımın K suya eşit olması için Ka çok yüksek bir değerse Kb çok düşük bir değer olmalı. Haksız mıyım? Demek ki burada Kb oldukça küçük bir değere sahip. Çok çok küçük bir değer. Aslında bu gösterdiklerim daha önce size sözler olarak anlattığımız şeylerin matematiksel kanıtı diyebiliriz. Yani asit ne kadar kuvvetli olursa eşlenik bazı o kadar zayıf olacaktır. HCl kuvvetli bir asit olduğuna göre KA değeri çok çok yüksek. HCl'nin eşlenik bazı da klor anyonu olduğuna göre onun da çok çok küçük bir KB değeri olmalı. Bu da klorür anyonun ne kadar zayıf bir baz olduğunu gösterir. Aslında bu bağlantılar hakkında matematiksel olarak nasıl düşünmemiz gerektiğini de böylelikle görmüş oluyoruz. O zaman bu değerlerden birini hesaplayabileceğimiz, yani bu öğrendiklerimizi kullanabileceğimiz problem çözmenin zamanı da geldi. Metilamin zayıf bir baz. Kb değeri ise 3,7 çarpı 10 üzeri eksi 4. Problemde bizden metil amonyumun yani CH3-NH3 artının Ka değeri bulmamız isteniyor. Soruda verilenler aslında Eşinlik bir asit baz çiftini gösteriyor. Çünkü bu ikisi arasında sadece tek bir proton farkı var. Öyleyse biraz önce öğrendiğimiz bağıntıyı yani Ka çarpı Kb eşittir K suyu burada kullanabiliriz. O zaman Kb'yi denklemde yerine yerleştirelim. Ka çarpı 3,7 çarpı 10 üzeri eksi 4. K suya yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Hesaplamayı yaparsak Ka'yı da bulmuş oluruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'ü 3,7 çarpı 10 üzeri eksi 4'e bölmemiz gerekiyor. Demek ki Ka eşittir 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11. Buraya da yazalım. Ka eşittir 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11. Cevabı bulduk. Tebrikler problemi çözdük. 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 bizim cevabımız. Yani metil amonyum iyonunun Ka değeri. Ama bence bundan biraz daha fazlasını yapabilirim. Mesela bu bağıntının iki tarafının da logaritmasını alalım. O zaman elimizdeki yeni bağıntı KA ve KB'nin çarpım logaritması. KA ve KB'nin çarpım logaritması eşittir K'sunun logaritması. Aslında KA ve KB'nin çarpımının logaritması KA'nın logaritmasının KB'nin logaritmasıyla toplamına eşit. Bu toplamda tabii ki Kaos'un logaritmasına eşit. Şimdi de her şeyin negatifini alalım. K'nın eksi logaritması artı. Bunu da paranteze alalım. Kb'nin eksi logaritması eşittir. Kaos'un eksi logaritması. Burada hatırlamanız gereken bir tanım var. K'nın eksi logaritması aslında pKa'ya eşit değil miydi? Aynı şekilde Kb'nin eksi logaritması pKb'ye. O zaman pKa artı pKb eşittir. K'sunun eksi logaritması yani 14. Evet 14. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'ün eksi logaritması 14'e eşit. Gördüğünüz gibi artık kullanabileceğimiz ikinci bir eşitlik bulduk. Onu da kutunun içine alalım ki ne kadar önemli olduğunu göstermiş olalım. O zaman önce bulduğumuz Ka değerini alıp PKA'yı hesaplayalım. PKA eşittir 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11'in eksi logaritması. Bu işlemi hesap makinemizde çabucak yapabiliriz. Eksi logaritma 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 bize 10,57'yi veriyor. Hatırlarsanız yuvarlama yaparken virgülden sonraki basamaklara dikkat ediyorduk. Öyleyse 10,57'yi alıyoruz. Şimdi problemimize geri dönelim. Bu bulduğumuz metil amonyum iyonu için pKa değeri. Diyelim ki bize soruda bu değer verildi ve metilaminin pKb değeri soruldu. Metilaminin pKb değeri ne? Tek yapmamız gereken buradaki formülü kullanmak. PKA değerimiz 10,57 idi. O zaman onu buraya yazalım. 10,57 artı PKB 14'e eşit. Bu işlemi yaparsak elde edeceğimiz PKB değeri 3,43. Tekrar ediyorum PKB 3,43'e eşit. Bunu aslında doğrulayabiliriz. Nasıl mı? Bu sayının eksi logaritmasını bulursak yine bu sayıyı elde etmemiz gerekir. O zaman deneyelim mi? 3,7 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün eksi logaritmasını bulalım çıkan cevap 3,43. Yani tam da biraz önce bulduğumuz cevabın aynısı. PKB 3,43'e eşit. Bu da KA ve KB arasında bağıntı. Gördüğünüz gibi pKa ve pKb arasındaki ilişkiyi de burada bulmuş olduk.